Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabi'u dördüncüsü bu istifamın şey hemzenin istifam demeyelim de hemzenin dördüncü manası et-takrir. Takrir nedir? Tabii arkadaşlar hem inkar konusunda hem de takrir konusunda alimlerin yaklaşımları biraz farklıdır. Ama İbn-i Hişam hakikaten görüşleri çok isabetlidir. Yani onun görüşünü zihninize kodlarsanız çok iyi olur. Et-takrir, takrir. Ve manahu takrir nedir? Hamlukel muhataba alel ikrari vel i'tiraf bi emrin kad istakarra indehu thubutuhu ev nefyuhu. Senin yani mütekellim olarak veya hemzeyi telaffuz eden mütekellim olarak senin muhatabını bir şeyi itiraf etmeye. Bu vel itirafi ikrar için nedir? Atf-ı tefsir. Atf-ı tefsir. Ona atf-ı tefsir ediyoruz. Sizin o hemzeyi telaffuz eden muhatabınızı veya evet, sizin hemzeyi telaffuz eden değil de hemzeyle muhatap olan, çünkü hemzeyi söyleyen sensin, mütekellim. Sizin muhatabınız olan kimseyi hemzeyi cümlede kullanarak onu bir şeyi itiraf etmeye yönlendirmenizdir. Ona hamletmeniz, yönlendirmenizdir. Neyi itiraf etme? Bir emrin, bir durumu, bir şeyi ki قَدْ اِسْتَقَرَّ عِنْدَهُ ثُبُوتُهُ اَوْ نَفْيُهُ ki muhatabın nezdinde o şeyin sübutu veya nefhi sabittir. Yani muhatap biliyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Onu itiraf etmeye, onu hamle ediyorsunuz. وَيَجِبُ ve vaciptir ki en yeriye şey'ul lezi tukarriruhu biha. Onu ikrara, itirafa yönelttiğiniz o şeyin, o hangi şeyse, onun hemzeden sonra gelmesi, yani itiraf edilmesini istediğiniz hususun hemzeden sonra gelmesi gerekir. Tekulu mesela fit-takriri bil-fi'li. Fiili ikrar etmesini istediğinizde adarab tezeyden. Yani Zeyd'i dövdüğünüzü biliyorsunuz. Yani bir nevi muhataba öyle diyorsunuz. Zeyd'i dövdüğünüzü biliyorsunuz. İkrar edin. Bir nevi öyle. Ve bil faalim. Bazen de takrir faale yöneliktir. Mesela ente darab tezeyden. Sen mi Zeyd'i dövdün? Yani Zeyd'i döven biri var. O sen misin? Onu itiraf. Aslında sen dövdün değil mi? Türkçedeki. Ha, sen mi dövdün? Tabii. Ben bunu itham ederim. Evet. Ve bil mef'uli veya mef'ulle. E Zeyd'en darabta. Zeyd'i dövdün. Zeyd'i dövdün mü? Veya öyle. Kemâ yecibu zâlike fil müstefem yani. Nasıl ki bu müstefhamu anhu da vaciptir. Yani müstefhamu anhu da ne vaciptir? Yani neyi istifham ediyorsanız, neyi soruyorsanız onu hemzenin ardında getirmeniz gerekir. Burada da itiraf et, muhatabı itirafa yönlendirmek istediğiniz husus neyse, fiil midir, fail midir, mef'ul mudur veya gerekirse hal midir, onu ne yapmanız lazım? Hemzeden sonra getirmeniz lazım. Ve kavlu teala İbrahim kavminin İbrahim aleyhisselam putlarını kırdıktan sonra onlar İbrahim aleyhisselama yönelik olarak şöyle demişlerdi ya e ente fealte hâzâ bi âlihetina ilahlarımıza sen mi bunu yaptın? Bu istifam-ı takriri olmaya da muhtemeldir.
normal şey, takrire de muhtemeldir, normal istifhama da muhtemeldir. Muhtemilun iradetil istifhamil hakiki bi en yekunu lem ya'lemu ennehu'l fa'ilu. Yani İbrahim'in yaptığını bilmiyorlardı. Ve iradet takriri, takrire de bi en yekunu kad alimu. Çünkü neden biliyorlardı? Çünkü sürekli İbrahim Aleyhisselam putları aleyhinde konuşuyordu. Bir de herkes bayrama gitmişti, piknik bayram yerine gitmişti. Geriye de sadece İbrahim kalmıştı. Ondan da biliyorlardı. O zaman وَلَا يَكُنُوا اِسْتِفَامًا عَنِ الْفِعْلِ وَلَا تَقْرِيرًا بِهِ نِيَ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَمْ تَدْخُرْ عَلَيْهِ. Çünkü hemze fiilin üzerine dahil olmamıştır. Bir de وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ اَجَابَهُمْ بِالْفَعْلِ بِقَوْلِ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. Onların büyüğü diye İbrahim Aleyhisselam bu cevabından da ne anlıyoruz? Demek ki istifham fiilden değil, faildendir. Eğer istifham olsa, takrir olsa zaten takrir yine onlar kendisini ikrar etmesi istiyorlar. فَاَنْ قُلْتَ مَا وَجْهُ حَمْلِ الزَّمَخْشَرِيِّ الْهَمْزَةَ فِي قَوْلِ تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Eğer desen ki, yani Zemahşeri'nin, efendime söyleyeyim, evet, Zemahşeri'nin şu ayette أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ عَلَى التَّقْرِيرِ, hemzeyi takrire haml etmesinin ne şey var? Yani vecihi nedir? Halbuki sanki şöyle oluyor, takrir olsa yani evet ikrar et ki sen bilmiyorsun. Halbuki bu hitap Resulullah nasıl yönelik gelir? Değil mi? Ala takrir. Kultu kad u'tuzir anhu. Zemahşeri yerinde şöyle bir mazeret beyan edilmiş. Bi enne muradehu التَّقْرِيرُ بِمَا بَعْدَ النَّفْيِ. Bakınız, o takrirle ilgili farklı ifadeler vardır dediğimden bahsedim. Bunun gibi örneklerdir. Yani takriri nefh ile değil, nefhin mâbâdî ile. Mesela onun için اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ de bazıları onun da takriri için olduğunu. Ama neyin takriri? Nefhin mâbâdî olan neşrah. Yani evet biz şerh ettik. Öyle bir de. İnkar talebi ve aynı şey olmuyor mu? Hayır, netice olarak aynı. Hı. Ama sanat olarak yani farklı. Evet. لَتَّقْرِيرُ بِالنَّفْيِ. Bakınız. اَتَّقْرِيرُ بِمَا بَعْدَ النَّفْيِدِرْ. Yoksa nefyin kendisini takrir değildir çünkü o olmaz. وَالْاَوْلَى. Ama bu İbn-i Hişam'ın yorumudur. Rahimahullah. En uygun en tuhmel el ayetu alel inkâret tevbihiyyi. Eğer muhatap neyse, müşrikse, yani ayetle kast edilen Cenab-ı Peygamber'in dışında müşriklerse, ki ayetin bağlamında o ortaya çıkar kim olduğu, o zaman inkâr-ı tevbihi olabilir. Yani çünkü o muhatap bilmiyordu ve bunun için kınanıyor. Evvel iptâliyi veya inkâr-ı iptâli. Yani bu nefi ediliyor. Yani evet Allah her şeye kadirdir. Ey elem ta'lem eyyuhel münkiru len nesri. Ey nesri inkar eden, bu herhalde Bakara suresinde مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةِ اَوْنُنْسِيَا نَأَتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَلَمْ تَعْلَمْ, orada geçiyor. Yani dolayısıyla o inkar-ı tevbihi de olabilir, inkar-ı iptali de olabilir. Yani ama muhatap Resulullah ise dediğim gibi o zaman nedir? اَتَّقْرِيرُ بِمَا بَعْدَ النَّفْكِدِ. Ama Zebaşer'in sözünü de tamamen iptal etmiyor. Yok. Yani onu farklı şey yorumluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nefretsek o da olabilir diyor. Evet. Peki
bitirelim. Vel hamisu, beşinci manası ettehakkumu istihza. Yani bazen hemzeyi istihza içinde kullanırlar. Yani hemzenin ifade ettiği istifa istihza içindir. Mesela ne diyor? Asalatuke te'muruke en netruke ma ya'budu aba'una. Bunu Şuayb aleyhisselama kavmi söyledi. Şuayb, senin namazın mı senin bizim atalarımızın taptıklarını terk etmemizi emrediyor? Yani bununla haşa Şuayb aleyhisselam istihza ediyorlardı. Evet. Ve sadisu, altıncısı el-emru. Bazen bu istifham emir manasındadır. Mesela e-eslemtum. Yani eslimu lillah. Allah'a teslim olun, Allah'a halis olun. Es-sabi'u et-taaccubu. Taaccub için. Elem tara ila rabbike keyfe madda'z-zille. Rabbına, Rabbinin sanatına bakmadın mı? Burada ila rabbike Allahu alem bir mudaf mukadderdir. Yani elem tara ila ya ameli rabbike amel bilki ve halki rabbike ve sanati rabbike, ona benzer. Rabbinin işine bakmaz mısın? Keyfe medda zille, o nasıl gölgeyi ne yapıyor? Uzatıyor. Yani gölge, gölgenin kendisi hakikaten çok ilginçti yani. Değil mi yani? Mesela bakın, şeffaf şeylerin gölgesini Allah yaratmamış. Yani dolayısıyla Allah gölgeyi yaratmayabilirdi. Ama gölge çok çok ilginçtir yani. Ve thaminu, sekizincisi el-istibta'u. Geç kalma. Keyfe medde zille, orası bedel mi olacak? Ne ya? Yani elem tera ila rabbike keyfe medde zille. Yok yok. Şeydir, ta'liktir burada şeyh. Bu tera fali kulüptendir. Keyfedeki istifam nedeniyle muallakan el amel. Bu keyfe medde zille cümlesi teranın iki mefhulu yerine geçiyor. Tabi. Tarih var burada. İstifam nedeniyle. Ama şey terk ettiniz ya. He. Hal tarafı ki terk ettiniz. Olsun yine de. Fark etmez ki. Evet. Terk edersek orada bir mefhul olacak. Hayır hayır. O ay ilah o kan. Tabi. Ve saminu, sekizincisi el istibta'u. Geç. O kalma. Onu ifade eder. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum. Müminler için yaklaşmadı mı ki? Neyi? Kalplerinin Allah için huşu haline varması, Allah'tan korkma zamanı gelmedi mi? Yani müminler bu konuda nedirler? Onların geç kaldıklarını ifade ediyor. Ve zekere ba'duhum, bazı nahviler ma'ani uhara. Bu hemze için başka manalar zikretmişler. Ki belki bu başta da söylediğim şey işaret ediyor olabilir. Yani belagatçıların, dedim ya belagatçılar 16 manaya çıkarıyor. Ama İbn-i Hişam diyor ki la sahhate la. O manalarda sahat yok yani. Sağlıklı değil. Onların zorlama veya tekellüfü olduğunu söylüyor. Ve burada duralım arkadaşlar. Allah rahmet etsin. Ya çok ilginçtir. Ben İbn-i Hişam'ı okurken öyle sanki böyle yanımda onun o ihlasını seziyorum. Hakikaten yani. Gerçekten hocam. Öyle değil mi yani? Çocuğumuz herhalde de bu vardı. Aynen öyle. Rabbim rahmet etsin. Onun bereketinden inşallah mahrum etmesin. Güzel, hem ayetlerde örnek veriyor ya. Tabii tabii. İnsan okuyunca bir şeyler öğrendiğini seviyor. Çünkü ayet... Aynen öyle.